Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir haberimizle karşı karşıyayız. Ve bugün Ocak 1-2021 dün Aralık 31-2020 itibariyle Başkan Trump Nisan ayında ve daha sonra da Haziran ayında getirdiği yasakları Mart 31-2021'e kadar uzatıldığını açıklamış oldu. Şimdi biliyorsunuz Nisan ayında ilk önce getirilen yasakta Başkan Trump özellikle göçmenlik alanında Amerikan vatandaşlarının aileleri işte anne baba kardeşleri ve yeşil kart sahiplerinin eşleri ve çocukları için onların yeşil kartı yani aileleri için yapacakları yeşil kartla başvurularında vize almaları noktasında engel getirmişti. Bir de onun dışında da biliyorsunuz çekilişten dv 2020'yi kazananların vize almasını engelleyen bir karardı. Bu karar tabi daha sonra Haziran'a kadar uzatılmıştı ve Haziran'da bunun yanında bazı çalışma vizelerine de yasaklar getirilmişti. Örneğin H1B vizesine, onun dışında C1 vizelerine, L vizelerine bu tip vize lere de yasak getirilmişti ve bu şekilde hem bu yasak hem Nisan ayında getirdiği yasakla Haziran'da eklenen yeni yasaklarla beraber Aralık 31-2020'ye kadar bu yasağın uygulamada olacağını açıklamıştı. Ve dün itibariyle aslında bizim kendisinden beklediğimiz şekilde hareket etti. Çünkü bizim beklentimiz kesinlikle gitmeden bunu uzatacağı yönündeydi ve o şekilde adım atmış oldu. Dolayısıyla dün itibariyle bu Nisan ayında getirdiği ve daha sonra Haziran'daki ek yasakla beraber bu iki yasağın Mart 31-2021 kadar uzatıldığını, kararını vermiş oldu. Şimdi öncelikle bu ne anlama geliyor onu kısaca söyleyeyim ve tabi Mart'a kadar devam edip etmeyeceğini kısaca açıklayayım size. Biliyorsunuz ailelerine başvuru yapmış kişiler şu an ülke dışında göçmenlik vize randevusunu beklerken maalesef şu an Mart ayına kadar bu randevularını alamayacaklar ya da iş yerleri, profesyonelleri çalışma vizesi için getirmeye çalışırken şu an maalesef Mart 31'e kadar getiremeyecekler bu çalışanlarını ve dolayısıyla bu şekilde bu yasak şu an Mart 31'e kadar devam edecek. Ve özellikle C1 Work and Travel programına katılmak isteyen gençlerin bu noktada tabii maalesef etkilenmiş durumdalar. h 1 vizesine sahip olanlar vizeyi almadıysalar etkilenmiş durumdalar ve diğer çalışma vizelerine. Tabi aynı anda da aileleri için göçmenlik vizesi almaya çalışan kişiler onların da aileleri şu an göçmenlik vizeleri maalesef beklemek zorunda kalacaklar ülke dışındaysalar. Dolayısıyla bu şekilde bir etkisi olduğunu görüyoruz. Tabi aynı anda da biliyorsunuz Başkan Trump'ın son günleri dolayısıyla ayın 20'si itibariyle bu ayın Ocak ayın 20'si itibariyle artık yeni başkan Biden görevi devralacak. Bu noktada bizim beklentimiz büyük ihtimalle Biden görevi devraldıktan en kısa süre içinde bu yasakları iptal edeceğini özellikle seyahat yasaklarını biliyorsunuz. Başkan Trump'ın ilk geldiği günden itibaren getirdiği Müslümanlara ve yapılan seyahat yasağından tutun. Şu an bu getirilen göçmenlerin Amerika'ya gelmesini, çalışmasını, yaşamasını engelleyen bu yasakları iptal edeceğini kaldıracağını bekliyoruz. Dolayısıyla Başkan Trump'ın getirdiği kararnamenin belki ömrü bir ay kadar olabilir ama ama hep beraber bekleyip bunu göreceğiz. Eğer Başkan Biden devraldığında bunları iptal ettiğinde o zaman kişiler Amerikan konsolosluklarındaki randevularını yapabilecekler. Belki C1 vizesiyle gelmek isteyen bu yaz öğrenciler, gençler o vizelerine yetişebilecekler. Dolayısıyla bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Tabii şu aşamada DV2021 biliyorsunuz kazananları da kısa sürede olsa gene etkileyen bir durum. Ama aynı anda dediğimiz gibi Başkan Biden görevi devraldıktan sonra Amerikan konsoloslukları da gerekli randevuları vermeye başlayacaktır. Eğer bu yasa Kaldırırsa en kısa zamanda deyip bu şekilde sizle son dakika bir haberi paylaşmak için karşınızdayız. Ve umuyoruz bu yeni yılda bu yasaklar en kısa sürede kalkar ve o şekilde de ailelerine kavuşmak isteyen kişiler kavuşabilirler. Ve iş yerleri Amerika'daki iş yerleri de çalışanlarını Amerika'ya getirebilirler diye umuyoruz. Ve hepinize mutlu yıllar diliyoruz ve tekrar görüşmek dileğiyle.